Evet, geçen ders en son arkadaşlar araba galerisi uygulamasının bir kısmını yapmaya başlamıştık değil mi? Daha doğrusu nereye kadar yaptık? Araç formu tasarladık. Araç formunda ekleme işlemlerini yapıyorduk. Şurada grid'i bağlamayı göstermiştik. Hatta ana form üzerinde progress bar ve kalan zamanı gösteren şeyi yapmıştık. Burada süreniz doldu, devam etmek istiyorum diye soruyordu. Evet dersek 5 dakikadan tekrar geriye batıp tek süre veriyordu. Burada internalımızı hızlandırmıştık. Hayır dersek de ne yapıyordu? Formu kapatıyordu arkadaşlar. Yine burada 1-1 diyelim yine. Giriş yapalım. Araç işlemleri dediğimizde araç işlemlerinde arkadaşlar ekleme, silme, güncelleme hepsini ne yapmıştık? Yapmıştık. Şimdi bir uzatalım da süresini. Evet, araç işlemlerinde arkadaşlar ekleme, silmeyi, güncellemeyi yapmıştık. Yine kapandığında şuradaki, yani açıldığında bir tekrar açılmasını engellemek için şuradaki form, iki form arasındaki bağlantıyı kurmuştuk değil mi? Enabled özelliğini kapatıyorduk, tekrar geri açıyorduk. Kapandığında tekrar geri açılıyordu. Başka ne yapmıştık? İşte şu progress bar'ı yaptık. Bugün ne yapalım arkadaşlar? Bugün kullanıcı girişindeki kullanıcı girişi yapılırken yazdığımız şifreleri arkadaşlar veri tabanında hashlenmiş olarak tutmasını sağlayalım. Hashlenmiş. Yani ne yapılacak? Kullanıcıların gerçek şifreleri veri tabanında anında ne yapmayacak, görülmeyecek arkadaşlar. Sadece hashlenmiş şifreler görülmesini sağlayalım. Kullanıcı girişinde bunu düzenleyelim. Ayrıca giriş yapan kullanıcı bilgilerini de arkadaşlar şurada gösterelim. Kimle giriş yapılmış ya da şuraya bir yere label atıp buradaki label'da ne yapalım? Görüntüleyelim. Bugünkü konumuz bunlar olsun. Hatta sonrasında vaktimiz kalırsa notifiye ikon koyarız. Context menüden bahsederiz arkadaşlar. Şimdi önce şu MD5'lemek için arkadaşlar gerekli kodumuzu bulalım ilk önce. Kullanıcı girişine yazacağız dedik arkadaşlar. Kullanıcı girişinde şimdi normalde şurada biz neye göre kontrol ediyoruz? Diyoruz ki veri tabanındaki TC kimlik numarası adamın girdiği TC kimlik numarasına eşitse, şifrede adamın şifresine eşitse giriş yapmasını sağlıyoruz değil mi? Ama veri tabanında şifreler nasıl görünecek? MD5'lenmiş olacağı için arkadaşlar adamın girdiği şifreyi de biz MD5 deyip ikisini karşılaştıracağız. İki MD5 uyuyorsa o zaman doğru olacak arkadaşlar. Onun için MD5'leme fonksiyonuna ihtiyacımız var. Hashleme fonksiyonuna ihtiyacımız var yani arkadaşlar. İnternetimiz yok tabii ki. Kaydımız devam ediyor. Şurada bir pause. Devam ettirdik mi? Şimdi MD5 şifreleme fonksiyonuna ihtiyacınız var arkadaşlar. MD5 şifreleme fonksiyonumuz zaten hazır olarak yazılmış olarak var. Bu zaten internetten bulduğumuz bir kod. Yani MD5 şifreleme fonksiyonu zaten hazır olacak elimizde. Burada arkadaşlar MD5 sistem.security'nin altındaki kriptografi neyini kullanmış? Kütüphanesini kullanmış. Bu kütüphaneyi yukarıya using ile eklemiş olduk. Şimdi arkadaşlar buraya biz adamın girdiği metni yollayacağız. Bize neyi gönderecek geri? Bunun hashlenmiş haline döndürecek arkadaşlar. Ve bu hash ile veri tabanındaki hash'i ne yapmamız lazım? Kontrol etmemiz lazım. Ama şu an için bizim veri tabanımızda arkadaşlar kullanıcı tablosuna bakıyoruz. Edit diyoruz. Kullanıcı tablosunda şifrelerimiz nasıl? Hashlenmemiş halde tutuluyor değil mi? Öncelikle ben birin hash'i neymiş onu bulayım. Buraya yazayım. Çünkü kullanıcının girdiğiyle hashlediğimde ikisinin de hash'li olması gerekiyor ya karşılaştırmak için. O yüzden önce birin hash'ini bulayım arkadaşlar. Birin hash'ini bulmak için şuradan diyelim ki MD5 şifrele diyor. Buton girişe bastığımızda buton girişe basmasın da şöyle bir tane geçici olarak buton atayım bir tane. Bu butona bastığımızda arkadaşlar desin ki TX şifrenin tekstine eşittir. Neyi atsın arkadaşlar? Şimdi bunu sadece denemek için yapıyoruz. Yani şifreyi almak için yapıyoruz arkadaşlar. MD5 şifrele. MD5 şifrele diyoruz. Şifrelerin içerisine TX şifrenin tekstini veriyorum arkadaşlar. Bu MD5'in şifrelenmiş halini nereye atacak bu buton? Şunun içerisine atacak arkadaşlar. Bakın. Şunu birazcık büyütelim. Sonra tekrar eski halini getiririz. Şifreyi ne gireceğim? 1 gireceğim arkadaşlar. Kullanıcı adım 1 gireceğim. Buna bastığım zaman bakın birin MD5'lenmiş hali neymiş? Buymuş arkadaşlar. Yani biri MD5 dediğim zaman şifre bu oluyormuş.
Nereye yapıştıracak bunu? Veri tabanına yapıştıracağız. Şuraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Artık bir MD5'lemiş hali de var elimizde. Şimdi bunu durdurabiliriz. Artık şuna da ihtiyacımız yok. Şunu da kaldıralım tekrar. Eski haline geri getirelim. Birin MD5'lemiş halini nasıl olsa almış olduk. Hatta bunu aslında buradan MD5'lememize de gerek yoktu. İnternette de MD5'leme fonksiyonları var. Bir sürü metotlar var. Oradan da MD5'leyebilirdik. Şimdi işte arkadaşlar diyeceğiz ki şuradan şifreyi yollamadan önce şifreyi ne yapacağız arkadaşlar? Şurada MD5'e yollayacağız. String MD5'li şifre diyeyim. Nereden gelecek arkadaşlar? MD5 şifreli fonksiyonuna neyi yollayacağız? TX şifre nokta text'ini yollayacağız arkadaşlar. Sonra MD5'li şifre ile neyi kontrol edeceğiz? Şuradaki şifreyi artık bununla kontrol edeceğiz arkadaşlar. MD5 şifreyi kontrol edeceğiz. Kullanıcı şifre doğruysa ne diyecek arkadaşlar? Doğru diyecek. Değilse hatalı diyecek. Şimdi bakın çalıştırdığımızda buraya ben 1-1 yazıyorum. Giriş dediğimde aynen ne yaptık arkadaşlar? Kullanıcı girişi yaptık. Eğer yanlış bir şey girersek arkadaşlar 1'e 2 yazdık mesela. Kullanıcı adı veya şifre hatalı diyor değil mi? MD5'lemeyi yapmış olduk. Şimdi bunu biz normalde artık veri tabanında oluşturulan şifreleri hiç kimse ne yapamayacak? Göremeyeceğiz. Yani biz kullanıcının şifresini bunu ne yapamayacağız arkadaşlar? Göremeyeceğiz. Peki ne yapmamız lazım o zaman arkadaşlar? Biz kullanıcıyı eklerken o zaman şifresini MD5'leyip şifreleyeceğiz. Yani o kullanıcı formumuzdaki kullanıcı ekleme butonu vardı ya arkadaşlar. Orada insert işlemi yaparken MD5'li şifreyi yazacağız. Yani ne, veri tabanında MD5'li şifre bulunacak. Peki adam şifresini unutursa ne yapacağız? Bir tane yöneticimiz olacak arkadaşlar. Bu yönetici adamın şifresini sıfırlayabilecek. Sıfırladığında standart bir şifre belirleyeceğiz. Mesela adamın TC kimlik numarası gibi ya da varsayılan bir şifresi olacak. O şifreye ne yapacak? Dönüştürecek. Başka türlü kullanıcının girdiği şifreyi eski haline çevirmemiz mümkün değil arkadaşlar. MD5'in geriye dönüşümü yok. Evet, yine burada bizim kullanıcı girişiyle ilgili yapmamız gereken, düzeltmemiz gereken bir şey daha var. Biz şifreleri girdiğimiz zaman arkadaşlar burada ne gözüküyor? Şifremiz gözüküyor değil mi yazdığımız şifre? Bunun ne olması lazım arkadaşlar? Görünmemesi gerekiyor. Şuradaki şifreyi ne yapacağız arkadaşlar? Şifrenin görünmemesi için textbox'ın, TX şifre textbox'ının password char'ını arkadaşlar ne yapacağız? Yıldız ya da istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Yani siz burada şifre yazdığınız zaman o orada sadece ne gözükecek arkadaşlar? Yıldız olarak gözükecek diyebiliriz. Şimdi bu neydi? Burada yaptığımız MD5 şifrelemeyi yaptık. Bir de giriş yapan kullanıcının bilgilerini arkadaşlar şurada görüntüleyelim. Nerede? Şurada mesela giriş yapan kullanıcının adı ne yapsın arkadaşlar? Görüntülensin. Ya da şurada da gösterebiliriz. Ya da bir tane durum çubuğu atalım. En altta gösterilsin. Hangisini yapalım arkadaşlar? Üste mi gösterelim? Şurada. Şurada gösterelim. Kalan zamanın yanında gösterelim madem. Ana forumda arkadaşlar şuraya bir tane daha o zaman ne atalım? Pozitif değil. Label atalım arkadaşlar. Label. Label atalım. Bunun adını değiştirelim. ToStrip LBL giriş yapan kullanıcı. Giriş yapan kullanıcı dedik arkadaşlar. Text önemli değil bizim için. Şu an için ihtiyacımız yok textine. Image and text. Başka ne yapalım? Auto size border. Şimdi mi? Şimdi olmaz. Dersteyiz şimdi. Şimdi çocuğa git, odada istediğin çocuğa oradan al. Evet, şimdi arkadaşlar label'ımız böyle olsun madem. Bunda arkadaşlar şimdi ne yapmamız lazım? ToStrip Label'a bu bilgiyi nereden yazacağız? Kullanıcı girişi yapıldığında yazacağız değil mi? Kullanıcı girişi nerede? Farklı bir class'ta. O yüzden bu label'a erişebilmemiz için bu label'ın modifier sözlerini ne yapmamız lazım? Public yapmamız lazım. Geçtiğimiz ders hatırlarsanız şurada ToStrip butona erişmek için ne yapmıştık? Modifier sözlerini public yapmıştık değil mi? Bunu public yapmadan ne yapamayız? Diğer formdan buna erişemeyiz. Şimdi zaten biz burada kullanıcı girişi yaparken arkadaşlar DataGridView'den DT DataTable'dan yani DT değişkeninde DataTable değişkeninde aslında kullanıcının adı, soyadı, TC kimlik numarası, şifresi hepsi var. Kullanıcı ID'si de var. Şifreye ihtiyacımız yok aslında. Şifreyi almamızın bir anlamı yok. Kullanıcı ID'si de var. Adı ve soyadı da var. O zaman
Ben şurada arkadaşlar diyeceğim ki afrm nokta toStrip label. Label giriş yapan kullanıcı nokta nokta text eşittir ne olsun arkadaşlar? Kullanıcı diyelim. Kullanıcı. Ne diyelim arkadaşlar? Kullanıcının sadece adını soyadını yazalım. Artı. Şimdi data table'da arkadaşlar. DT nokta rows. Rows dediğimizde sıfırıncı rows'un arkadaşlar hangi hücresinde ad var? Sıfırda kullanıcı ID, birde ad var değil mi? Nokta toString diyelim. Artı araya bir boşluk bırakalım arkadaşlar. DT rows DT nokta rows sıfırın sıfır birinde ad vardı. İkisinde ne var? Soyad var o zaman. Soyad var arkadaşlar. Burada toString diyelim. Şimdi bakın çalıştırırsak bunu. Giriş yapan kullanıcının adını soyadını nerede görmemiz lazım? Şuradan kullanıcı ne diyor arkadaşlar? Ayı Coşkun diye bize gösteriyor. Evet. Giriş yapan kullanıcının ismini de buraya almış olduk. Şunu ben farklı bir şey yapayım dedim de demin properties'den ne yapabiliriz? Rengi farklı olsun. Visible text image text direction horizontal. Back color'ını değiştirelim de değişik görünsün orası. Farklı bir renk gözüksün. Ne gözüksün? Mavi mi olsun? Şöyle olsun. Back color niye gözükmedi lan? Hayret. Gösteremedik yani. Background, background fark etmez ya. Background image bu. Resim vereceksin background image'ine. Display style. Enteresan. Neden yapamadıysak. Neyse. Buna sonra bakarız ya. Yani ben bunu farklı bir şekilde göstermek istedim ama neyi, back color'ı neden göstermedi bilmiyorum yani şu an için. Double click enable true control for color control text generate member middle center size fit. Çok da önemli değil ya. Evet arkadaşlar giriş yapan kullanıcıyı da burada ne yapmış olduk? Göstermiş olduk. Şimdi başka ne yapacağız demiştik? Giriş yapan kullanıcıyı gösterdik. Ana formla kullanıcı giriş formu arasındaki bağlantıyı yaptık. Şurada süreyi gösterdik. Yani şunu da yapacaktık. Geçen dün onu unutmuşuz. Şunu kapatalım. Şunu yapacaktık. Eğer süre bittiğinde devam etmek istiyor musunuz diye soruyordu ya. Değil mi? Ekranda mesaj sürekli kalmayacak. Kaç saniye dursun demiştik. 5 saniye dursun. 5 saniye içerisinde cevap işlem yapılmazsa otomatik olarak form kapansın demiştik değil mi? Bunun için bir tane daha timer atıyorum arkadaşlar. Bir tane daha timer atayım. Timer. Ekran diyelim. Interval yine 1000 olsun arkadaşlar. Bunun tick eventine int A eşittir 10'dan 5 tane mi? 5'ten A eksi eksi yapacağız. If A eşit 0'sa dir.close diyoruz arkadaşlar. Böylelikle A vardı değil mi lan? 2 tane mi tanımadık? A varmış. B olmuş. Biz nokta close diyeceğiz arkadaşlar. Şunu B yapalım. 5'tir 0'sa. Yarı tam olsun içeride yaptığımız zaman da. Şu mu? Yani
İçeride değer alsaydık mesela A'ya 5 deseydik. Şunu mu diyorsun? Olmaz o. Neden olmaz? Çünkü her seferinde tick eventinde B tekrar 5 olur. Hiç azalmayacak yani. Evet, bir de bu timer'ı ne yapmamız lazım? Başlatmamız lazım. Timer ne zaman başlayacak arkadaşlar? Bu timer süre dolduğu anda şu mesajı göstermeden önce diyecek ki arkadaşlar timer süre ekran nokta start diyecek arkadaşlar. Ve süreniz doldu. Devam etmek istiyor musunuz diyecek. 5 saniye içerisinde cevap verilmezse bol kapanacaktır diyelim. Evet. Burada bir de giriş yapalım arkadaşlar. Bunu 5 dakikaya da düşürseydik ya, hızlandıralım daha doğrusu timer'ı yine. Ana formumuzdaki timer'ı hızlandıralım. Timer süre property'den şunun interval'ını yine 10 yapalım arkadaşlar. F5. Süreniz oldu, devam etmek istiyor musunuz diye 5 saniye içerisinde cevap vermezse form kapanacaktır diyor arkadaşlar. Cevap vermedik. Form ne oldu? Kapandı arkadaşlar. Tabii bir de şu da var. Eğer adam yes'e basmışsa, şurada yes'e basmışsa ne diyeceğiz? Öbür for, timer süre ekranı durdurmamız lazım. Timer süre ekran nokta stop dememiz lazım. Yoksa diğer türlü yine kapatır. D'yi de ne yapacağız arkadaşlar? Tekrar 5'ten başlatacağız. Ki bir daha süre dolduğunda ne olsun? Ya da şurada da 5 yapabiliriz B'yi. Daha anlamlı olur. Şimdi bakın burada A, B yazmışız. Bu A'ların B'lerin aslında bir anlamı yok. Bunlara daha mantıklı birer bilgi verseydik, mantıklı birer şey verseydik ne olacaktı? İyi olacaktı arkadaşlar. Ama biz kendimiz saçma sapan isimlendirmeler yaptığımız için o yüzden arkadaşlar burada yani bunu okuyacak kullanıcının bir şey anlamaması arkadaşlar normal. Evet, böylelikle ekranda kalma süresini de yaptık. Bakalım cevap verince çalışıyor mu? Onu da kontrol edelim. Evet diyelim. Yine süremiz başladı. 5 saniyeden daha fazla bakın ekranda kaldı. Hayır dediğimizde zaten form kendiliğinde ne yapıyor? Kapanıyor arkadaşlar. Evet. Başka ne yapacağız? Ne? Tamam, kullanıcı formundan kapatmayı. Hocam beni hatırlayıp alalım. Evet, şimdi öncelikle arkadaşlar şimdi context menü atalım bir tane şuraya. Yani daha doğrusu notifi ikon yapacağız arkadaşlar. Şuradaki görünecek yani programı kapattığımızda kapanmayacak aslında. Hala taskbar'da çalışmaya devam edecek. Bunun için bir tane notifi ikon atıyoruz arkadaşlar. Notifi ikon. Evet, notifi ikon atıyoruz. Notifi ikon. Bir olsun fark etmez. Notifi ikonun ikonunu istiyor arkadaşlar. İkon dediğimiz şey notifi ikon. Lan konuşmasanıza. Ne konuşuyorsunuz ders başladı? Notifi ikonunu arkadaşlar ben şuraya atmıştım ikonu. Buradan ulaşalım. İkonumuza. Baş diyelim. Bakın burada kitap adam diye bir tane kitap eklemiştik. Bu ikon dosyasını oluşturduktan sonra arkadaşlar teksti ne olsun? Neydi bizim projemizin adı? Araba galerisi. Araba galerisi diyelim arkadaşlar. Şimdi notifi ikon. Tamam. Şimdi biz bu program kapandığında yani çarpıya bastığımızda programı kapatmayalım da arkadaşlar gizleyelim. Hala şurada test barda ne yapmaya devam etsin? Çalışmaya devam etsin istiyoruz. Bunun için de arkadaşlar programın form closing eventine, ana formun form closing eventine ne yapacağız? Yazmıştık zaten daha önce form closing'i. Formun kapatılmasını engelleyeceğiz. Diyeceğiz ki e.cancel eşittir true diyeceğiz arkadaşlar. This nokta
nokta hide. Hide diyeceğiz. E nokta cancel true diyeceğiz arkadaşlar. Bunu artık kapatmayacağız. Kapanma işlemi sona erdi. Giriş yapıyorum bir birden arkadaşlar. Şimdi bunu kapata bastığım anda arkadaşlar bakın aslında kapanmadı. Bu tabi süre hala burada bunu soracak bize. Bakın şurada programımız hala ne yapmaya devam ediyor arkadaşlar? Çalışmaya devam ediyor gördüğünüz gibi. Buna yani şurada ne koymamız lazım? Buraya menüler koymamız gerekiyor. Bu niye kapamadı 5 saniye içerisinde? Evet diyelim. Kapansın artık. Bakın şurada hala görünüyor arkadaşlar. Bunun üzerinde birer tane menü koyalım. Diyelim ki işte o menüye bastığımızda tekrar göster, tekrar kapat olayı olsun arkadaşlar. Şu anaforumuzun süresini de düzeltelim de anında hemen bitmesin yani. Interval'ını yine 1000 yapalım. Evet. Yani şu notifiye ikona sağ tıkladığımızda mesela şunlara sağ tıklıyoruz ya arkadaşlar. Yani şunlara sağ tıkladığımızda burada menüler açılıyor gördüğünüz gibi değil mi? Bu açılan menülerin aynısını buna da yapmamız lazım. Tekrar geri yüklememiz lazım mesela değil mi? Yani oradaki notifiye ikona. Bu notifiye ikonu için bir tane menü açıyorum. Açılır menü dediğimiz context menü atıyorum arkadaşlar bir tane. Context menü. Bu context menünün menülerini buradan ayarlıyoruz. Göster. Gizle. Gizle. Kapat. Çıkış diyelim. Göster, gizle, çıkış. Sonra arkadaşlar context menü taskbar diyelim. Ya da notifiye ikonu diyeceğiz. Taskbar olsun. Yani. Şimdi bu menü neye bağlı olacak arkadaşlar? Notifiye ikonuna bağlı olacak. Bakın notifiye ikonun context menüsü context menü strip taskbar dedik arkadaşlar. Bakın şimdi çalıştırdığımızda giriş yapalım. Bir bir diyelim. Bakın artık burada menümüz, şunu kapatalım. Şurada menümüz gözüküyor arkadaşlar. Bakın şurada araba galerisi diyor. Sağ tıkladığımız zaman az önce oluşturduğumuz menüler gözüküyor. Değil mi? Şimdi bu menüleri üzerine tıkladığımızda tekrar ne yapması lazım? Tekrar göstermesi gerekiyor. Onların kodlarını da yazalım arkadaşlar. Yani notifiye ikon context menüdeki şu göstere bastığımızda ne yapacak? This.show demesi lazım arkadaşlar. Show. Anafor gizle dediği zaman biz nokta ide demesi lazım. Yine çıkışa bastığımız zaman biz nokta close. Bu close çalışmayacak. Neden çalışmayacak? Onu görelim. Onun çözümünü de göstereceğiz arkadaşlar. Giriş yaptık. Bunu kapattık artık. Kapanmadı. Nereye gitti? Buraya geldi arkadaşlar. Göster diyoruz. Formumuz tekrar görüntülendi. Gizle diyoruz. Tekrar gizleniyor arkadaşlar. Göster gizle diyerek böylelikle kullanıyoruz. Ama çıkışa bastığımız zaman arkadaşlar kapanmıyor. Neden? Bakın göster diyelim. Öyle çıkışa basalım. Çünkü biz çıkışa bastığımız anda arkadaşlar form closing eventi çalışıyor. Form closing eventinde biz ne yapıyoruz? Bu formu gizleyip ne yapıyoruz? Kapatılma işleminin iptal edilmesini sağlıyoruz. O zaman ne yapmamız lazım? Bizim gerçekten çıkış yapmak istediğimizi bunu bildirmemiz lazım. Bunun için arkadaşlar bir tane değişken tanımlayacağız şurada. Diyeceğiz ki bool kapat eşittir false. Şurada da arkadaşlar if kapat eşittir false'sa bunları yap değil mi? Kapat eşittir false'sa false olduğu sürece form kapatılmasın. Ama kapat eşittir true olursa arkadaşlar else kısmında ise ne olacak arkadaşlar? Kullanıcı giriş formunu kapatacak. Yani bu formun kapatılması sağlanmış olacak. Yani biz çarpıya bastığımızda kapanmayacak aslında. Ne zaman kapanacak? Çıkış butonuna bastığımızda ama öncesinde dememiz lazım ki kapatı ne yapmamız lazım? True yapacağız. Böylelikle kapat artık true olduğu için bu ana form closing'e geldiğinde buraya girmeyecek de nereye girecek? Şuraya düşecek direkt. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? Formu kapatıyor. Bakın birbirle giriş yapıyoruz yine. Şundan kapatta basmamıza rağmen formumuz hala çalışmaya devam ediyor. Burada göster diyelim. Bakın buradan evet. Çıkış dediğimiz zaman artık kapandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buraya kadar var mı anlamadığınız bir şey? Sormak istediğiniz soru yok.
Şimdi notify ikonunda göster gizli yaptık. Bunun aynısını nereye koyalım arkadaşlar? Ana forumumuzda şuraya da koyalım değil mi? Evet, çıkış butonunu illa koyalım. Aykut'un ısrarla çıkış butonu, çıkış butonu. Bir tane buton atalım. Hatta iki tane buton atalım arkadaşlar. Bu butonlarımızın display style'ını falan değiştirelim. Display style'ını image and text yapıyorduk değil mi? Text image relation'da image above text yapıyorduk arkadaşlar. Sığmadı buraya değil mi şeylerimiz? Hocam ders var mı? Evet hocam buyurun. Yani bunlar bir şey yapıyor. Şu makineler gene uçtu. Ya daha az önce ben sana bir ders yaptım. Ya resim diyeyim ben. Bakayım hocam ben. Sen 5-10 dakika sonra şey yapayım. Evet şimdi arkadaşlar bir çıkış yapma butonumuz olacak. Bir de ne olacak? Simge durumuna küçültme butonumuz da olsun arkadaşlar. Çarpıya başlayınca kendisi tutuyor. Simge durumuna küçülüyor ama biz bir tane de simge durumuna diyelim. Tekstine simge durumuna küçült diyelim. Bu da çıkış butonu olsun arkadaşlar. Bunların isimlerini değiştirelim. Strip btn'i simge durumuna diyelim. Bu da strip btn'i çıkış. Btn'i çıkış. Şimdi bunu simge durumuna küçült dediğimizde ne diyecek? This nokta nokta hide diyecek arkadaşlar. Kapat dediğimizde ise çıkış dediğimizde ise arkadaşlar kapatı ne yapacağız? Eşittir true yapacağız arkadaşlar ve this nokta close edeceğiz. What dediğimizde close dediğimizde şimdi kapat butonumuzda çalışmış oldu. Bakın simge durumuna küçült dediğimiz zaman nereye? Buraya küçülüyor değil mi? Şurada hala çalışmaya devam ediyor. Göster diyelim. Çıkış dediğimizde ise arkadaşlar kapatıyor. Bununla ilgili başka context menu attık arkadaşlar. ToolStrip bar kullanmayı gösterdik. Timer kullanmasını gösterdik arkadaşlar. Bir tane de StatusStrip atalım. StatusStrip. StatusStrip. Durum çubuğu anlamına geliyor arkadaşlar. Şu en altında gözüküyor StatusStrip'te. Evet. Kastı bilgisayarımız. Heh. Niye gözüküyor? Şuradan da ne ekleyelim? Şuradan status strip'in altında da arkadaşlar progress bar yine. Drop down buton, split buton ve status label kullanabiliyoruz. Progress bar'ı istersek bunu alabiliriz arkadaşlar. Bir tane progress bar ekleyelim. Bunun adını da tool strip pg progress bar süre diyelim. Yok bunu vermemiş miydik? Şuradaki ismi neydi? Properties. Aynısı mı bunun ismi? Properties. Tam tersi. BG bar koymuşuz. Progress bar koyacağız bize. Neyse bunu aşağıya alalım arkadaşlar. Şunun adını bunu yapalım. Hiçbir şey değiştirmeden aynı şeyi kullanmış olalım. Şimdi bakın. Şurada progress barımız artık aşağıda olmuş oldu arkadaşlar. Şurada ne yapmış olduk? Progress barımızı. İstersek kullanıcıyı da buraya alabiliriz. Süreyi de ne yapabiliriz? Buraya alabiliriz. Yukarıda zaten hep ne olması isteriz? Menülerin üstte olması. Altta da arkadaşlar bunun gibi bilgilerin bulunmasını isteriz. Yani şuradaki efendim. Kullanıcı adını mesela ana formülünün
O da olur. Şuraya en başa şuraya da alabiliriz. Çok farkı yok yani. Şurada sadece kullanıcı girişinde yapmamız gereken kullanıcı girişinde aynı zamanda oraya da yazdıralım madem. TX kullanıcı adı ve şifreyi zaten yapmıştık. Kullanıcı adı ve şifreyi şöyle. Şunu aynı zamanda diyeceğiz ki ana formun nesi arkadaşlar o üstte gözüken? Teksti. Ana formun teksti ne olacak? Ana form diyeceğiz. Köşeli parantez içerisinde olsun diyor arkadaşımız. Al sana köşeli parantez içerisinde. Şuna ihtiyacımız yok. Kullanıcıya gerek yok. Zaten bunun kullanıcı olduğunu biliyoruz. Burada da aynısı görmüş olacak. Parantezi kapatmamışız. Artı artı diyoruz. Şu parantezi de şurada kapatalım. Kullanıcı adını artık burada yapamadık mı ya? Yanlış yerdekini kapattık. CTLX. Şuradakini kapatacağız değil mi? Şurada kullanıcı adı şuradan görünebilir. Yani şuradan artık kaldırsak da ne olur arkadaşlar? Olabilir diyebiliriz. Tabii çarpıyı basınca artık kapatmadığı için her seferinde şu kullanıcı girişinden artık şunu kaldıralım. Şu muydu? Şuydu değil mi? Bir tanesi süre, bir tanesi şey miydi? Giriş yapan kullanıcı. Şunu da aşağıya alalım madem. Süreyi de aşağıya alalım. Şunun adı neymiş? Properties'den. ToStripLabel süre diyelim. CTRL-C. Şunu kaldıralım. Şuraya bir tane de label ekleyelim arkadaşlar. Properties'den. Abi bunun adını böyle yaptık mı? Artık süreyi de aşağıya almış olduk. Evet, böyle daha şık oldu değil mi arkadaşlar? Ben. Yani o çıkış değil aslında. O zaman kullanıcı değiştir oluyor değil mi? Bir tane de kullanıcı değiştir formu koyabiliriz ya da logo oturumu kapat diyebiliriz. Oturumu kapat. Onu demek istemiş arkadaşımız. Bir tane de oturumu kapat ekleyelim. Oturumu kapat. Program çalışıyor. Onun için durdurmuyor zaten. Şuradan bir tane buton atalım. Ne bu? Mention text. Text ne olacak? Oturumu kapat. Kapat olacak arkadaşlar. Before text. Image about text diyeceğiz. ToStrip DTN durumu kapat. Şimdi burada ne gözükecek? Kullanıcı giriş formu show diyeceğiz arkadaşlar. Kullanıcı giriş formu show yapacağız. Biz nokta close diyeceğiz. Şimdi şurada şöyle bir sıkıntımız var. Nasıl bir sıkıntımız var arkadaşlar? Şimdi this.close dediğimizde bunun kapatılması engellenecek. Kullanıcı girişini şurada kapatıyoruz. O zaman bir else if daha yapacağız. Else if. Diyeceğiz ki bunu true yapmayalım artık. Boolean yapmayalım da. Ya da bir tane daha değişken tanımlayalım. Boolean. Oturumu kapat. Kapat. Eşittir. Dur. Oturumu kapat. Eşittir. Eşittir. True'ysa. Bir şey yapmasın. En son değer sorumunda onu yapsın. Evet. Böyle olacak işte arkadaşlar. Şurada da diyeceğiz ki oturumu kapat dediğinde oturumu
kapat eşittir false. Pardon. Şurada ne yaptık? True yaptık. Bunu kapat false dedik. Olduğunda böyle yapacağız. Biz true yapacağız. True. Tabii kullanıcı giriş formundaki o şeyleri de temizlememiz lazım. Giriş yaptığımızda şimdi bu butonu kapat diyoruz. Şuradakiler hala ne yapıyor? Beni hatırla olmuş. Giriş olmuş. Giriş. Beni hatırla ne demek? Kapattı başlığında yine çalışması lazım. Olsun. Tamam, kapattı başlığı. Beni hatırla olmuş olmuyor yani sonuç olarak. Buradan şimdi göster diyelim yine. Mesela oturumu kapat dediğimizde şunu temizlememiz lazım. Bunu temizlemek için de şöyle bir şey yapabiliriz. Kullanıcı girişinde giriş yaptıktan sonra arkadaşlar şunları açmadan önce TX kullanıcı adı nokta text eşittir TX şifre nokta text eşittir boşluk. İkisini de boşaltmış olalım arkadaşlar. Böylelikle bir giriş yaptıktan sonra oturumu kapat dediğimizde kullanıcı girişi bu tekrar boş olarak ne yapmış oldu? Bir evet. Yok. Şimdi kullanıcı girişinde ya şuradaki yaptığımızın aynısını şu notify ikonlara da ekleyebiliriz. Şuradaki notify ikonumuza test bardaki notify ikonumuza arkadaşlar ekleyelim. Evet notify ikon. Çalışmaya devam ediyor. Kontekst menüden şuraya diyelim ki oturumu bunu kapat olsun. Bunda da aslında oturumu kapat. Şurada aynısını yazmıştık. Bu eventi çağıralım burada. Bu sefer amele yöntemini kullanmayalım. Nan nan diyelim arkadaşlar. Dediğimizde evet. Simge durumuna küçült dediğimizde şurada oturumu kapat dersek arkadaşlar tekrar ne yapıyor? Öbürünü açmış oluyoruz. Evet. Başka ne yapacağız burada? Burada başka kullanıcı ana formunda, araç formunda başka yapacağımız ne var arkadaşlar? Yani şunlara simge kullanmayı gösterelim. İlk önce şu ana formun simgesini de değiştirelim arkadaşlar. Şuradaki notify ikonumuzun simgesiyle aynısı olsun. Buraya bir tane şuradan properties'den arkadaşlar ikonu. İkonunu aynı ikonu seçelim. Kitap adam ikon olsun. Sonra burada benim ikonlarım vardı. Daha şu resimlerin hepsini alayım. Şuraya kopyalayayım. Yapıştır. Kopyalayamamış oldum. Hocam ikon şurada. Efendim? İkon burada gelmiş. Free ikon diye yazarsan Google'a istemediğin kadar ikon bulursun. Şuradan kullanıcı için bir tane ikon ekleyelim. Şimdi hiç. Resimden ne ekleyeceğimiz? Kullanıcı mıydı? Abi kullanıcı ekleme. Okey. Müşteri ekleyelim arkadaşlar. Müşteri hangisi uygun? Şu daha uygun aslında müşteriye de. Şu müşteri olsun da bunu kullanıcı yapalım. Şu müşteri olsun. Bunu kullanıcı değiştirelim. Kullanıcı bunlardan şu personel olsun. Araç. Burada araçla ilgili bir şey yok. Import. Bu da araç olsun hadi.
simge durumuna küçültme. Şu durumu kapatma. Çıkış yani. Şu da 30'u kapattı, hangisi olur? Hocam çarpı oldu. İşte. Evet. Burada da ikonlarımızı ne yapmış olduk arkadaşlar? Yapmış olduk. Evet. Şimdi bakın. Şuradan aracı açtığımızda hala şuradaki Ali Coşkun giriş yapan kullanıcı zaten ne yapıyor arkadaşlar? Gözüküyor. Araç formunun form ikonu zaten farklı olabilir isterseniz. Şu araç ikonunun aynısını şuraya da koyabilirsiniz. Yine araç ikonu çalışırken dışarıdaki ana formla ilgili her şeyi ne yapıyor arkadaşlar? Çalışmaya devam ediyor. Evet. Araba galerisi ile ilgili başka yapacağımız bir şey yok sanırım arkadaşlar. Ne yapabiliriz ki başka yani? Sizin sormak istediğiniz bir şey lazım? Yok. Bugün araba galerisini burada bitirelim madem.